işe gidiyoruz. Sırbistan'dayız. Bulgaristan'dan geçtik. Sınır kapısından. Yollar güzel. Her taraf yeşil köyler var. Böyle küçük küçük. Bizim köylere benziyor. Dandikçe. Hız limitleri yanlış yazılmış gene. Bizdeki gibi. 40 falan yazıyor burada böyle. Bulutlu bir hava var. Ama böyle güneş de açıyor çok şükür. Umarım Belgrad'da daha güzel olur. Yemyeşil yani. Güzel bir yer. Sırp müzikleri dinliyoruz duyduğunuz gibi. Bir şey park varmış orada. Ampirot çıkışındaki köylerde şöyle bir yol çalışmasına denk geldik. Bekliyoruz şu anda. Bakın tırlar. Bu yol açılır mı bilmiyorum. Daha arkamızda devam ediyor yani. Hatta el sallıyorlar. Fenerbahçeli. Dayı. Mert Fenerbahçeli dayılar bize el salladı kamyonun içinden. Valla. Neden gördüler bizi? 34 plaka. E görmüştür onlar. Böyle bekliyoruz bakalım. Kaptan Eda, Serbiye yollarında gidiyor. Rampaların ustasıyım, Sırbistan'ın hastasıyım. Eyvah. Başladı gene. Arkadaşlar yani 1000 tane kontrolden geçtik. Hala geçiyoruz. Rampaların ustası. Anlatın. Evet arkadaşlar, şimdi Osmanlıların en büyüttüğü Nice Kalesi'nin içindeyiz şu anda. Bayağı korunmuş bir kale. Duvarlar çepeçevre dışarıdan gözüküyordu zaten. Şu anda da kalenin içini geziyoruz. Park yerinde maalesef SMS attık 9'la başlayan numarayı ama kabul etmedi. İnşallah bir şey olmaz arabamıza. İnşallah araba çekilmez, başka bir şey olmaz. Kalenin artık bakın dış duvarına kadar geldik. Hendek varmış burada tabii ki, su hendeği. Şu an tam o köprüdeyiz. Niş Kalesi güzel, derli toplu. Çok tatlı bir kaleymiş, hoşuma gitti. Bu ağaçlar var. Her şeyi bisiklet için düşünmüşler. Bulgaristan'da Nişava Nehri, Nişe adını veren nehir. Bu kadar büyükse artık Tuna'yı siz tahmin edin. Burada kalenin gibi çok güzel gözüküyor. Şu an en önemli meydandayız. Eda bize meydanın adını söyleyecek, kalenin karşısında. Burası Kral Milan Meydanı arkadaşlar. Kral Milan'ın heykelini göreceğiz birazdan. Atın üstünde bir heykeli var. Türklere, Bulgarlara ve Almanlara karşı Sırpların verdiği savaşı sembolize ediyor. En önemli 4 yıllarını sembolize ediyor. 1870. Gidiyoruz heykele doğru. Ne yapmış? Kral Milan Bulgarlara karşı savaşmış. Böyle işte kalabalık caddeler. Güzel bir yer. Kazancı Sokağı'ndayız. Çok güzel. Kazancısko Sokağı yapmış. Şimdi pahalı çok güzeller. Dış marketleri var. Canlı caddeler. Bit. Evet. Şimdi Eda bize çok özel bir yerdeyiz arkadaşlar. Yerin... tarihiyle ilgili evet, çeşitli bilgilendirmeler yapacağız. Arkadaşlar, Kelle Kule bir anıt, dünyada eşi benzeri olmayan bir kule. İnsan kafa taslarından oluşturmuş. Aslında bu kule yani böyle tepeye kadar uzuyormuş, onu düşünün. 952 tane kafa tası varmış. Peki kimlerin kafa tası bunlar? Çegar Savaşı'ndan sonra 1809'da ayaklanan Sırpları Osmanlılar, Türk askeri bastırıyor. Osmanlı komutanı sinir oluyor, bunlar bir daha ayaklanmasın ve de el aleme ibret olsun diye bütün o ayaklananların kafa taslarını, derilerini yüzdürüyor. Kafa taslarından burada bir kule oluşturuyor. Derilerin de içini pamukla doldurup Konstantinopolis'e, İstanbul'a yolluyor. Alın eyvah size ibret diye. Bugün günümüze kala kala 59 tane kafa tası kalmış. Tam söküp çalmışlar mı kafa taslarını? Yani. Ya ya sökülmüş ya dağılmış. Artık yani. Sonuçta 1802'den bahsediyoruz.
Şaka gibi ya. Arkada da şeycesi yazıyor işte. Belgrad. Görüşmeye başladık. Selamlar. Tuna Nehri'nin kıyısındayız. Yani Dunav. Sırplar öyle diyor. Camping Dunav'a geldik. Şöyle çok küçük bir kamp. Merhabalar. Şimdi çadırımızı çadır yerimizi belirledik. Şimdi çadırımızı kuracağım size. Sizin için kuracağım. Tamam, bizim için Mert çadırı kursun. Hemen kuruyorum hazırsanız. Önce yavaş yavaş açıyoruz. Ucuduklarını açıyoruz. Hı hı. Ki güzelce dursun diye. Tuna Nehri kıyısındaki Dunav Camping. Neden? Yatağım yorganımı aldım, artık kocaya kaçıyorum. Evet. Kocam burası mı? Neredesin? İşte Camping Dunav'dayız. Çok güzel. Kuruluyor musun? Bu da bizim güzeller güzel çadırımız. Ve çadırımız. Prizimiz var. Çektik. Nasıl gidiyor? Kahvaltı hazırlıyoruz. Yumurtalarımız kaynıyor. Bakın zeytinimiz, hellim peynirimiz var. Peynir. Yumurtalar şurada. Birazdan sucuk da yapacağız. Afyon sucuğu aldık. Tuna Nehri'nin kıyısında böyle bir zevk yaşıyoruz. Ne yapacaksın bugün? Neredesin? Bugün Beograd'ı tekrar gezeceğiz. Kamp kötü bir kamp. Yani hiçbir şey yok etrafında. Pek bilmiyorlar kampçılığı. Ama kamp yani. Sessiz, o iyi. Arkadaşlar şimdi merhabalar. Ştari Zemun'dayız. Zemun'un eski tarafındayız. Bu ne önce? Burası Aziz Dimitriya Kilisesi. Mezarlığın hemen yanında. Mezarlık o kadar süslü ki. Mezar taşlarının hep resimlerini falan koymuşlar kendi resimlerine. Çok değişik, süslü bir mezarlık. Kocaman bir haç var burada. Evet, arkada. Çok enteresan mezarlar değil mi? Şimdi Zemun Kulesi'ne çıkacağız. Karşıda gözüküyor çok güzel. Kendileri göstersene içeride. Bak orası ada. Evet. Rapno Ostrova Adası. Lido Beach'i zoomlayabilirsen. Zoomladım, hatta üstündeki insanlar yüzüyor şu anda. Tam Old Zemun'dayız arkadaşlar. Bakın şehir eski. Gözüken kilise de Nikolaya Kilisesi. Kilise. Bu Nikolaya. Bunun önü de plaj. Buradan gözükmüyor şu anda. Zemun plajı. Evet, gözüküyor abi. Hı-hı. Şey. Ben şu iskeleyi çekeyim. Büyük olan Tuna mesela. Tabii ki. Ratna Ostrova adasının arkasında da Sava var. Sava'yı göremiyoruz buradan tabii. Yürüyüş yerleri varmış burada. Pazarı varmış. Zemun Tuka pazarı. Şöyle bir hafif Belgrad da çekmeye çalışayım. Sanki o taraf Avrupa tarafı, bu taraf Anadolu tarafı gibi düşünebilirsiniz. Yeşil ama. Yani şu yeşile dikkat etmemizi istiyorum. Bir başkent bu kadar yeşil olabilir. Bakın evet, karşısı evet, komple yani komple hakikaten orman yeşil yani. Komple çok orman. Eski ormanlar. Yeni dikilmemiş. Değil bu. Değil, elde eski yani. Çok çıkmamışlar. Harikalar. Biz bu ne yapıyorsun? Belgrad'da bisiklet yolunda geziyorum. Bisiklet yolları yapmışlar. Burası Sofya gibi değil tabii ki. Çok daha üstün bisiklet yolları var. Ve kaldırımlar hep bisiklete uygun. Demin şeydeydik değil mi? Alışveriş merkezindeydik. Evet, Delta. Şimdi Çingene Adası'na gidiyoruz. Çingene Adası buraya çok yakınmış. O da Çigamlı'ya. Şurası Ego Genel Müdürlüğü. Az sonra şey göreceğiz. Hangi Sava'yı mı? Sava. Sava'yı göreceğiz. Sava Nehri'ne bakacağız.
İşte GPS'inden gördüğünüz gibi. Sava'ya bakıp. Çingene Adası mı orası? Evet. Bak yüzen barlar. Yüzen bar ve restoranlar. Bak temiz olan sava tarafı mı? Çok eğlenceli bir şey. Oha, karşıdaki plaja bak. Oo, yanıyor dönüyor. Şaka gibi. Hatta bu Çiganlıya'nın en sonundaki plaj nudist plajıymış. Çıplaklar kampı. Deniz olmayınca nehir değerlendirmiş. Ne düşünüyorsun Eda? Çok güzel, harika bir park yani. Çok şanslılar buralar. Denizin olmayışını, nehri bu kadar güzel değerlendirdiler. Cıvıl cıvıl ortalık. Çoğu çocuk, herkes, patenler, bisikletler. Mogan Park diyorsun. Ha. Sayın seyirciler, Beograd Belediye Başkanımız Sayın Melik Gökçek burada denize inemeyen, güneye inemeyen, denize giremeyen Belgrad halkı için buraya çok güzel bir aile halk plajı yapmış. Bakın. Tatile çıkamayan mahzun Belgradlılar. Güneye inemeyen bir Antalya, bir Side, bir Alanya yapamayan. Allah'tan başkan var, Melik Başkan. Al sana yaz işte. Nasıl karşıda ama plaj var. Evet, burası çıplaklar şey, plajı da var. Eda, sana bir tane şundan kiralayalım da beni gezdi kız. Ha? Çok tatlı ya. Bak sürekli böyle iddiaya gireriz. Yenilen, bak arkada hoca var patinajı. İşte çıktığımız yokuş. Buraya çıktık da yorulduk. Bisikletiyle Eda ikinci oldu. Buradaydık demin. Şu fışkiyedeydik. Tam köprüdeyiz şimdi. Novigrad'dan Stalingrad'a geçiyoruz. Geç bakalım. Şimdi burada asansör var arkadaşlar ve bu asansör, bakın bisikletçiler biniyor içine ve bu köprüye çıkartıyor. Köprü ise Sava Nehri'ni geçiyor. Novigrad'a gidiyor. İşte gördüğünüz gibi bayağı bisikletçiler sıra bekliyor buraya çıkmak için. Süper. Her şey bisikletçiler için. Aynen öyle. Ve şurası da sağlı sollu bisiklet yolu. İnsanlar balık tutuyor. Sağda şey var, tekneler var. Burada şurası güzel. Nasıl Mert? Güzel.
Kafeler var. Barlar, pavyonlar. Evet, dün ilk geldiğimiz kale şuradan şöyle yürümüş idik, şu şekilde yürümüş idik. Güney ilerleyen arkadaşlarımız çekemez. Güney daha bizi çekiyor. Kale meydan, dış surdan içeri girdik şu anda. İleride çeşme var, su dolduralım. Kesinlikle. Şimdi biz girdik. Çok güzel ya kalenin içi de. Vallahi çok güzel. Sen de su dolduracaksın. Unuttum. Doldurayım geleyim. Papazın evi en güzel ev yani. Aşk bahçemiş. Yine orada ortanca var. Yandı. 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 Saf. Ne yapayım? Hep onların en güzel. Arkadaşlar artık turizme ada verip insan olduğumu hatırlıyorum. Kusura bakmayın yani. Artık sırf birası içeceğim. Mekan çok tatlı. Tam şu Nebos şapkalı. Kapıdan geçtim. Şuradan şöyle geçtik. Oradan burası gözüküyor da işte canım çekti buraya gelmeyi. Şimdi geldik. Bak şu şeyin yanından bile geçtik biliyor musun? Şu sağ şurada bina var ya. Garip bir şekilde. Evet, evet oradan bile geçtik biliyor musun? Great War Island. Şurada birleştiği yer değil mi? Merhaba. Ne yapıyorsun? Şu anda surun üstüne çıkıyorum. Güzel. Aşağıya bakacağım. Ne eski görüyorsun bakınca? Var. Vesaire. Kale surlarındayız. Çok güzel gözüküyor her şey. Burası kaldığımız yeri göstereyim. Şu kule var ya, bu kulenin 5 km ilerisinde kalıyoruz. Yani bayağı uzakta kalıyoruz. Kalenin içi. Şu an kale içindeyiz. Neredesin Eda? Kinez Mihailova, yani Prens Miloš Caddesi'ndeyim. Burası yürüyüş caddesi. Buranın en asili caddesi. Sağlı sollu hep kafeler, restoranlar, yanarlı dönerli dükkanlar. Bir adet yıkılmak üzere bina. Bilmiyorum, aşağıda da asker bekliyor. Bilmiyorum. Daha kara kara düşünüyor bu ne diye. Çok korkunç. Öyle mi? Gerçekten savaş altında değilim. Çünkü orada bak asker resimleri falan var. Mert yolu kaybettiği için 20 kilometredir yürüyoruz. Ne zaman kaybettin? Daha doğrusu tırmanıyoruz. Neyi kaybettin ben? Yolları kaybettim. Ne zaman? Daha demin 20 kilometre. Tamamen doğru geldik. Bir tane kayıp bile yok artık.
Yalan. Sırbistan Meclis binasına değişim törenine denk geldim. Değişim töreni oğlum, baksana. Saf. Boş bıraktılar buraya, başıboş. Meğer benim fotoğraflarını çekmemi mi beklemişlerdi acaba bunca saat? Yanlış olmuş ya. Ben gelip onları kurtardım bence.